izleyince bak altında izocam çıkıyor. Bak şuradan da kırgıyla. Bak izocam hep. Evet. Şu katman. Aslında onun altı da bak izocam. Evet. Göster mi? Çalışıyorum. Evet. İzocam çıkıyor. Evet. Zeydan alıyoruz. Tamam. Beni Zeydan elimle kazıyarak aldım. Tabii yine içinde herhangi bir hayat falan gözüküyor. Daha başka bir mini almıyorum bunu. Eskere ağabeyim 75 son aylarından Dil Ovası'na geldim. Baktım Dio fabrikası açılmış oraya. Ben dedim karşı olarak gireyim, girmedim. Benim geldiğimde büyük bir ormandı. Ormanı katildi. İzocam yaptı bunu. Burası çöp. Gördün? Sen mi geldin gördün daha o çöptü da. Bak metal var içinde, tel var, izocam var, her şey var. Devamlı izocam. Kamyonlarla yani kamyonlarla geldi. 78-79 yıllarında başladı buraya. Gözümle gördüm. Ben bu yamaçta durmuştum. Bu gedikte var ya. Tamam hem karşıya bakıyordum hem de kamyonlara bakın. Burada döküldü. Şu elimizle kazıdığımızda hemen izocam çıkıyor. He komple. Şu gedikten tut ta tepeye. Tepenin yarısından öylesi 200 metre ilerisinden ondan sonra ta koyunları geldiği yer. Bir de bu timsah. Alan komple izocam. Ondan sonra Oma fabrikası vardı. Türsel çıkarıyordu. Hala da Türsel o izocamın arka kısmında var ya eserler belki tonlarca şey var. Sabun var. Ama üstüne ne yaptılar? Binlerce araba toprak döktüler.
3 dönem önceki kahramanın döneminde. Burası İz Hocam'dı. Hayvanlar buraya gelince var ya, işte hem beden kaşıntısı yok ya, terna. Demiriyor hayvan. Benim ilk geldiğimde ben 75'te geldim, bu dağları komple gezdim. Sonra bir baktınız 92'de geldiğinizde. Ben bir baktım ki değişmiş, her taraf değişmiş. Orası nasıl 92'de ilk geldiğinizde? 92'de geldiğimde ne orman kalmış ve ne bir şey kalmış. Buralar hep revrezona dönmüş. Nereye bakarsan çöp. Sana yoğundu. Duma. Yani göz göre görmüyordu. Yani sabahleyin kalkınca var ya, sanki bir siyah örtülmüş bir olsun üstüne. Yani o kadar yoğun. Sabahların var ya, gelince sanki kar yağmış, çiğ düşmüş oraya, bembeyaz. Hep sabun. Hayvanların suya yaklaşınca, suyu içerken hem düşük yapıyor gebe hayvan, hem de zayıflanıyor. Bir kaşenti ayağına başladı, ilk mekara gitti. İvumek bana verdiler, İvumek ne şeyini kaşenti durdurdu. O da kendim elimle yapıyorum. Mekar falan getirmiyorum. Neden bu kaşıntıların başladığını biliyorsunuz? Bu İz Hocam'dan geliyor bu kaşıntı. İz Hocam'dan geliyor. Nereye bakarsan mikroptu, nereye bakarsan pisti. O bölgeyi bana bir tarif eder misiniz? Bölge zaten kaymakamlık karşısındaydı. O komple buraya kadar geliyor. Bu bölge zaten sadece biz kalmış ya, buraya kalmış yani. Malları biz buraya götürüyoruz. O toprağın hemen altında İz Hocam'ın başladığı bölgede hayvanlar otladığı zaman. Oraya bastığı zaman ayağa başladı. O zaman başladı ayakları kaşınmaya. Sonra ilaç kullandınız, başka yerlere götürdünüz. O zaman çok kısa bir sürede geçti. Evet. Değil mi? Yeri hemen değiştirdin, ayağa duruyor.